Merhaba değerli izleyenler. Bayram günlerinde evinize misafir olmaya devam ediyoruz. Evinize evimizden, konuklarımızın da evinden bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Şimdi kim kime misafir kısmını her konuğumla aşağı yukarı tartıştım. Karşımızda bir güzel aile var. Özer Özel, Aslıhan Özel. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Herkese merhaba. Bayramınız mübarek olsun. Evet. Bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Bu da bize nasip oldu herhalde. Böyle bir tecrübe yaşıyoruz. Korona dolayısıyla. Sıra dışı oldu hakikaten. Ama bir hayır vardır diye umuyoruz. Güzel oluyor. Samimi söyleyeyim Özer Hocam. Biz zevkle konuklarımızla programlar gerçekleştiriyoruz. Seyircilerimizle de paylaşıyoruz. Grup bir bayram geçiriyoruz işin doğrusu biraz. Sadece bu evde kalma sıkıntısı değil, onun dışında sıkıntıda olan herkese dualarımız aynı zamanda. Ama bayramı teneffüs edebilmek gerekiyor. Rabbimizden müjde olan bu günleri yine de yaşamak gerekiyor. Dostlarımızla fiziki mesafemiz var, sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Ama gönüller gayet yakın birbirine. Nasıl? Sizdekini ölçelim bakalım. Evet, ölçüyorum. Sosyal mesafe tamam. Uygundur. Tam kol boyunda mı alıyorsunuz yoksa tamburla ölçebiliyor musunuz siz? Onun hesabını şöyle yapmışlar. Evdeyken kol boyunda, sokaktayken, ev dışındayken 1,5 metre. tedbir bizden. Artık takdir Allah'tan tevekkül ederek de yaşıyoruz. Ne yapalım? Peki sıra dışı dedik de bayramın sohbetinin adeti elbette. Yani bayram ediyoruz da neyin bayramını ediyoruz? Ramazan'ı güzel geçirdik mi? Misafirimizi 11 aydan bu tarafa gelmiş olan kıymetli misafiri nasıl karşıladık, nasıl gönderdik? Çok hızlı geçti gerçi ama nasıldı Ramazan-ı Şerif bu sıra dışı şartlar içinde de olsa? Ramazan dediğiniz gibi buruk geçti yani. Mesela çoğu zaman bu koronadan önceki Ramazanlarda bir araya geliyorduk dostlarımızla. İftarlara çağırıyorlardı, onlara gidiyorduk. Yine iftarlarda beraber olduk ama bu Ramazan, evet, beraber olmalar olmadı. Hatta bir tanesine çağırdılar beni. Hatta Aslı ile beraber çağırdılar da biz çekindik, bizde varsa onlara bulaşmasın diye. Biz gitmedik. Hatta böyle bir durumda oldu yani. Sorumluluk duygusunu da çokça hissettiğimiz bir dönemden geçtik. Yani kendiyle endişe etmesinin yanında aman kimseye sebep olmayayım diye bir kaygı olduğumuzda. Yani gerçi bir rahatsızlık biz yaşamadık ama çok şükür Allah o şekilde kimseye vermesin o rahatsızlığı yaşamayı. Ama yine de biliyorsunuz işte sürekli doktorları takip ediyoruz. Evet. Hafif mi atlattık, ne oldu bilmiyoruz yani. İnşallah yoktur ama olsa da artık takdiri ilahi bilmiyoruz. İnşallah en kısa zamanda bugün hasta olanlar da sıhhatine kavuşur. Bu endişeden kurtulacağımız yani sıhhatin iyi olmasının dışında bir endişeyle de mücadele etmek durumunda kaldık. Onunla yaşamaya mecbur kaldık. O endişeden de kurtulacağımız günlere kavuşalım. Peki bayram günleri de evde geçiyor. Hazırlıklar yine de olabiliyor mu onu bilmiyorum. Yani şöyle bir şey var. Ramazan gelmeden daha ortada bir şey yokken ben sokakta yürürken pide kokusunu duyan bir insanım. Daha pide filan yapılmaya başlanmamış yani. Böyle güzel kokular, farklı bir iklim. Ramazan'dan önce kendini hissettiriyor. Bayramın da böyle bir havası var sanki. Herkes kendi köşesinde olsa da havasını teneffüs etmeyle ilgili durumlar nasıl? Vallahi şu anda biz üniversitenin lojmanlarındayız. O lojmanlarda kalıyoruz. Yani burada maalesef yani şeyde apartman şeyi biraz o mahalle kültürü biraz burada yok gibi. Burada pek onu duymamız çok zor. Yani ben Sapancalıyım. Sapanca'da bunu çok rahat duyuyorsunuz küçük yerlerde. Komşular size gelip gidiyorlar, ediyorlar. Ama şimdi korona dolayısıyla Sapanca'daki durumu da bilmiyorum. Orada da o hava biraz
eksik gibidir sanki. Herkes köşesine dediğim gibi. Tabii tabii. Tabii biz öyle. Bayramlarda hep büyüklerimizi ziyarete giderdik. Hiç evimizde oturarak bayram geçirdiğimizi hatırlamıyorum. Evet, hatırlamıyorum. O yüzden de şimdi bu bayram böyle evde... Telefonla yüz yüze konuşarak geçti. Vallahi dediğiniz gibi şu anda yaptığımız program gibi yani. Sizinle yüz yüze program yaptığımız gibi olacağını düşünmüyorum ama... izleyicilere bırakıyorum takdiri. Biz ufak ufak denemeye başlayalım hocam. Bakalım yani bunu da tecrübe edelim. Hayatta buna da yer var madem. Tecrübe edelim. Ne dersiniz? Edeceğiz. Şu anda 5G teknolojisi daha gelmedi ama 5G teknolojisi geldiği zaman daha da iyi olacağını düşünüyorum. Şu anda 4.5G ile idare ediyoruz. Artık yetmiyor. Eskiden bir yani 4'ten önce 3'ler vardı değil mi? 3G'ler vardı. O bile yetmiyordu. Şimdi 4.5G de yetmiyor. 5G'ye doğru gidiyoruz. Bakalım ne olacak? Vallahi şey gibi de geliyor birazcık bana. Teknoloji aleyhine kendi adıma çok konuşmuş olabilirim. Onun da benden intikamı gibi bir durum söz konusu. En sevdiklerimizle, en yakınlarımızla görüntülü görüşmelerle hasret gideriyoruz. Evet. Programlarımızı, evet. İşlerimizi böyle yapıyoruz. Sohbette yer vereceğiz. Sizin hocalık durumu da yani eğitim meselesi çeşitli kademelerinde kendini tatil etmek durumunda kaldı yer yer veya online eğitime geçildi. Onlarla da ilgili konuşalım ama ben biraz aceleciyim, biraz tez canlıyım hakikaten. 4.5G'li bir sesi biz nasıl duyuyoruz mesela? Bakalım, yapalım. Bakalım mı? Evet, aslında. Canlısı gibi olmuyor tabii. Thank you.
Thank you.
Evet, şimdi zaten bu Ferhat Föze tam peşevi çalarken bizim kanarya arada sırada öttü. Bizim kanaryamız var. Sohbete yani, eşlik etmişti zaten, fark ettik onu. Evet, bizim kanarya ömür boyu karantinada. Onlar kafeste yaşıyorlar. Biz şimdi kanaryayı daha iyi anladık, biliyor musunuz? Bu karantina dolayısıyla kanaryanın düştüğü durumu daha iyi anladık ama biz insanlar yaratılış itibariyle kanarya gibi kafası hapsolacak canlılar değiliz. Kaldık, o yüzden, evet. Değil mi? O yüzden bize çok şey geliyor bu, sıkıntılı geliyor. Kanaryayla özdeşim kurunca dostluğunuz da pekişti mi acaba? Evet, pekişti tabii. Tabii, çok mutlu. Evde insanlar var, onunla sohbet ediyorlar, ilgileniyorlar, müzik dinliyor. Bir şey söyleyeyim bu arada. Evde hayvanları olan dostlarımızla da konuşuyoruz. Mesela benim kardeşimde kedi var. Kardeşim ve eşi şimdi gündüz evde olmadıkları vakitlerde, işte oldukları vakitlerde kendi hükümranlık alanında özgürce gezmeye alışmış olan kedi, sizin kanarya gibi değil, sınırlı değil onun hayatı. Evet. Özgürce dolaşmaya alıştığı için ben bizimkilere sordum ilk günlerde. Dedim ki artık evdesiniz. Hani evde insan var diye mutlu olmuştur. Dediler ki hiç öyle bir şey yok. Onun alanına tecavüz ettiğimiz için bizden nefret ediyor. Evet. Ancak akşamları bizimle arası iyi. Çünkü akşamları evde olmamız normal. O alışkın olduğu şeyi görüyor tabii kedi. Akşamları geliyorlardı. Evet, evet, evet. Bizim kursa tam tersi, biz gündüz yoktuk. Hı hı. Okulda oluyoruz. O tek başına kalıyordu. Şimdi bütün gün evde olduğumuz için şaşırdı. Sürekli evde bir ses var, bir müzik var, bir yani... Sürekli ötüyor, kendisini gösteriyor. Ben de buradayım, ben de bir bireyim. Gerçekten ama böyle bir şey var galiba. Hakikaten sohbete eşlik etmeye devam ediyor bir taraftan. Şimdi ev hayvanları için durum değişik, sokaktakiler için farklı bir durum oldu. Doğrusunu isterseniz kendimi öyle çok hayvan dostu, aman iç içe yaşayan biri diye tarif edemem. Bilen bilir yani... seviyeli ve saygılı bir beraberliğim var benim hayvanlar. Yani onlar kendi alanında, ben kendi alanımda mümkünse. Hani kaldırım değiştirecek kadar. Fakat şu anda yazık hayvancıklar bizi arıyorlar dışarılarda. Onu fark ediyorum. Besleniyorlar aslında. Beslenmelerine rağmen insan gördüklerinde mutlaka temas etmek istiyorlar. Mutlaka yol kesiyorlar. Dikkatinizi çekiyor mu sizin de dışarılarda? Evet. Zamanlarda bilmiyorum. Bizim bu kampüste çok fazla köpeğimiz var bizim. Köpek var burada. Yani aşırı, yani 20-30 tane var bu kampüsün içinde. Biraz yani, da galiba şey, gece haytalık yapıyorlar, birbirleriyle koşturuyorlar, havlıyorlar vesaire. Lojmanlara kadar hani sevgiye de ihtiyaçları var. Karınları da açıklıyor sanıyorum. Gündüzde buralara böyle çimenlere yatıp güzel keyif yapıyorlar. Gölgelerde yani uyuyorlar. Tabiat kendine geldi ya. Enteresan bir şey. Yani bizim yerimize onlar her, tadını çıkarıyor. Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır diyorlar ama şerde, yani şer olamaz. Her şey hayırdır. Onu söyleyeyim. Evet, evet, evet. Nihayetinde onun insanı için şer gibi gözüküyor ama o bile bir hayır yani. Burada hayır dediğimiz şey çok bariz görüyoruz, fark ediyoruz onu. Biz onların alanını, tabiatını, hayvanların alanını çok fazla gasp etmiştik galiba. Şimdi böyle bir köşesine çekilme durumu var gibi. Kuşlar, kuşlardan bile anlayabilirsiniz. Bizim kampüsümüzde papağanlar olduğunu yani biliyorduk ama hani öyle rastlayamıyorduk. Şimdi
papağanlara da, baykuşlara da şey yapabiliyoruz yani. Rastlıyoruz. Evet. Araç trafiği de ortadan çekilince bu güzel bir şey oldu. Onlara yer alan açıldı hakikaten. İyi de hocam şimdi evet tabiatın alanına girmiştik. Şimdi dengeye kavuşuyor filan ama bir taraftan hocasınız, dersleriniz vardı. Biz teknik bilgiler olarak artık online'a geçildi veyahut dersler tatil edildi gibi bilgileri aktarıyoruz seyircilerimizle paylaşıyoruz. Hocalarla bu tecrübeyi de konuşmak lazım. Yani evet. Nasıl geçiyor? Verim açısından nasıl geçiyor? Çünkü aslında eskiden hocalar öğrencilerine hafif de olsa bir fiziksel temasta bulunuyorlardı. Yani hocalar öğrencilerine hafif böyle dayak demeyeyim de. Nasıl bir temastan bahsediyoruz? Evet lütfen. Yani az çok böyle bir cezalandırmadan bahsediliyor eski hocalardan. Ama şimdi bu dönemde bunu yapamıyorum. Bu dövme ve şey işini yapamadığım için. Bilmeyen Özer Hoca hakkında iyi bir şey düşünmeyecek ama yok Özer Hoca. Tatlı. Öğrenciler çok seviyorlar. Sevme sebeplerini hepsinin tatlı sert olduğu, hepsinin aynı görüşte olduğunu söyleyebilirim. Özer Hoca çok tatlı sert. Yani sert mi diyorum yani tatlı mı? Tatlı değil mi sert? Evet. Tatlı de mi var? Evet hocam diyorlar. Ama sonra gönül alıyor diyorlar. Şimdi uzaktan böyle eğitim yapınca benden çok fazla korktuklarını düşünmüyorum. Çekindiklerini uzarım ya. Şakalar yapıyorlar. Rahat ben de şey diyorum. Yanınızda bir akrabanız var mı? Yanınızda bir akrabanız var mı? Varsa onu söyle gelsin. 5 tane parmağını göstersin diyorum. Ha tabii. Destek alıyorsunuz çevreden. Evet destek alıyorum aileden. Aileden destek alıyorum. Peki. Bazen gerekiyor. Çünkü benim eğitim sistemimde ödül de var, ceza da var. Evet. Cezayı da yerine göre, ödülü de yerine göre yapıyorum. Ben biraz klasikçi bir hocayım. Öyle çok hoşgörülü bir hoca değilimdir. Ama Aslı öyle değil. Aslı çok hoşgörülü. Yani ben ona benzemiyorum hiç. Yani Özer'im ben şu ceza dediği şeyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü 25 yıllık evliliğimizin ilk yıllarında ben de denedi bütün hocalık. Öğrencilik yapmış gibi oldum. Sonra kemençeyi de çarpma yapamıyordum. Tril yapamıyordum. Şu parmağımı, üçüncü parmağımı tril yapamıyordum ve Özer bana işkenceler. Bir şey uyguladı. Nasıl bir eğitim metodu vardır? Ben çok merak ediyorum. Nasıl desem? Bir lastik böyle parmağıma doladı. Ondan sonra o lastiğin bir ucunu ta gitti kapı koluna doladı. Bir yere yani böyle bir ben böyle zorlana çarpma çalıştım. Ondan sonra o lastiği çıkardı bir süre sonra. Şimdi yap bakalım dedi. Tabii şu şey kaslar çalıştıktan sonra o zorlanmadan sonra uçuyordu artık parmaklar. Bunun gibi bir sürü şeyini yaşadığım için öğrenciler bana dert yandıkları zaman korkmayın diyorum. Bunlar hiç bilmediğim bir alan olduğu için mecburum bunu sormaya Özer Hocam. Şimdi bunlar sizin üzerinizde tatbik edilmiş öğretim metotları ve cezalar mıydı? Yoksa kendi keşfiniz, buluşunuz olan şeyler mi? Böyle aslında kendi çünkü bana hocamız yani benim tambur hocam bana böyle cezalar vermedi tabii. Böyle şeyler, işkencelerde bulunmadı. fakat şöyle bir şey var. Ben eğitim şeyine başladığım zaman çok küçük yaşlardan itibaren küçük öğrencilerim oldu. Ve o öğrencilerden edindiğim şey şu oldu. Ceza yerine göre kullandığı zaman çok etkili oluyor. Mesela sınıfta iki öğrenci varsa, iki öğrenciyi birbiriyle hafif böyle yarıştırmak onlara bir şey veriyor, özgüven sağlıyor. Yani bunu bazen yapmak gerekiyor.
Büyüklerde bu etkili olmuyor çok fazla ama küçüklerde çok etkili oluyor. Kendi yaşıtını görüp ona göre hareket etmek onda etkili küçüklerde. Ben bunu hep gördüm, gözlemlediğim için bunu küçükler üzerinde deniyorum. Peki, ve yapıyorum, başarılı da oluyor. Bir şey söyleyeceğim, yani iki ayrı saz değil sadece, iki ayrı tabiat da aynı evde. Yani bu müzik hayatı bakımından da, evlilik hayatı bakımından da bu işin örtüşmesi mi fazla, çekişmesi mi fazla? Nasıl uyuşuyor birbiriyle? Ya aslında ben evde konuşmamam gerekiyor. Burası Aslı'nın mekanı. Mesele çözülmüş, tamam. Yok, hayır, öyle şey değil. Yani mekan paylaşımı değil de nasıl desem, biz 25 yıllık bir evliliğin her senesinde, her ayın, her gününde yeniden doğuyormuş gibi hissediyorum ben. Yani yepyeni bir güne başlıyorsunuz ve tabii huyunu suyunu öğreniyorsunuz karşınızdaki insanın, ama sonuçta beraber büyüyorsunuz ve beraber paylaşıyorsunuz bir sürü tatlı, acısıyla tatlısıyla bir sürü anınız oluyor beraber. Yani sonuçta hiç kimse kötü niyetli değil. Herkes iyi niyetli. İyi niyetli olunduğu için de, bunu bildiğiniz için de zaten, o söylenen belki kırıcı sözler varsa da bunun gerçek olmadığını da bildiğiniz için alınmaca, gücenmece, evet, bu çok olmuyor. Buradan mesajımı da vereyim. Bu çok önemli. En son söylediği şey çok önemli. Yani kırıcı söz gibi gelmiyor artık o. Aramızda sesiniz ufak gibi. Demek, evet. İç sesiniz gibi. İç sesiniz gibi oluyor. O da güzel. Yani yorumlama, anlamlandırma fevkalade gerçekten. Yani bu işin temelinde sevgi mi diyelim, itimat mı diyelim, karşılıklı derin bir güven mi diyelim? Güven ve sevgi. İlk önce sevgi, sonra güven. Bir diyelim. De saygı da çok önemli. Yani tabii ki birbirimize hepsi var, hepsi. Hiç benzemiyor diyebiliriz. Ortak yönlerimiz var. Ama belli sınırların ötesinde de yani birbirimize saygı duyuyoruz. Onun artık özeline ben pek de karışamıyorum. O da benim özelime pek karışmıyor. Böyle olunca zaten her şey bir de şey var ama. Yani. Bir de şey var. Çevrenizde gördüğünüz insan ilişkilerinden siz de tecrübeler kazanıyorsunuz. Hatalarını görüyorsunuz çevredeki kişilerin. O hataları ben yapmayayım diye bir çaba sarf ediyorsunuz. Onun da etkisi oluyor. Şimdi artık eskisi gibi çok gizli saklı şeyler yok. Yani televizyondan, haberlerden veya ne bileyim gazetelerden bunu görüyorsunuz. O gördüğünüz şeylerden siz tecrübe de kazanıyorsunuz. Aslında bu o tecrübelerden de kaynaklanıyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani. Okuduğun kitaptan okuduğu, evet, kitaplardan. Evet, duyduğun haberlerden tabii. Onlardan da etkileniyoruz haliyle. Ama Türk aile yapısı, yani aile şeyi kavramı bizim için, Müslümanlar için diyelim. Müslümanlar için çok önemli. Bunu Avrupa'da göremiyoruz. Şu anda yaşadığımız olaylarda net görüyoruz. Hatta televizyonda, canlı yayınlarda yabancı kişiler şöyle bahsediyorlar. 18 yaşını doldurduğu zaman aile çocuğunu dışarıya gönderiyor. Yani evden çıkartıyor. Evde kalacaksın diyor. O kalacaksan kira ödeyeceksin. Böyle ya, bir aile yapısı var. Yani böyle bir var. Geneli böyle değil. Bizim tartışmalarımız hep böyle zaten. Ama benim duyduğum böyle. Duyduklarım muhalefet böyle. Yani tamam. Karşı bir görüş de olabilir. O zaman ne düşünüyorsun? O zaman ne cevap verirsin gibi. Sabahtan beri zaten muhalefet yapıp duruyoruz birbirimize. Ama çok güzel, zevkli. Yani belli bir dozda gidince gayet iyi gidiyor. Bu bir sanat. Yani bu başka bir sanat. Siz sanatçı bir ailesiniz ama bu başka bir sanat. Gördüğüm, anladığım kadarıyla şu sohbetimiz içinde bile birebir aynı olmalık hali değil. Birbirine saygı, sevgi ve güvenle davranma biçimi. Bir de siz 25 yıllık evlilik, 25 yıllık evlilik diye söylüyorsunuz. Bizim dinleyiciniz olarak benim sizi tanıdığım yıllar aslında birikmeye başlamış epeyce. Böyle söyleyince çok ilginç geldi. Yani
Bu ciddi bir tecrübe aktarımını gerektiriyor. Fakat benim bildiğim Özer ve Aslıhan Hanım da genç insanlar. Hani nerede hissediyorsunuz kendinizi tam olarak böyle baktığınızda hayat yolculuğunda? Hani tecrübe aktarımı evresine geçtiniz mi hakikaten? Çünkü şey de deniliyor ya, yani birikmiş olsa da insanın bir ruh yaşı var, içindeki bir heyecan var ama aynı zamanda. Ne taraftasınız siz? Zaman yaşlanmıyor, ruh hep aynı. Yani 25 yıl önceki heyecan, mutluluk hep aynı. Yani o değişmiyor. Ama tabii fiziksel olarak bizler de bakıyoruz eski fotoğraflarımıza, ah diyoruz ne kadar gençmişiz, ne kadar şey. Örneklendirecek evet. Galiba orada. Evet, bir Özer Bey. Aa, lütfen 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 görelim onu. Yalnız orada gelinin oturması lazım. Evet, aslında çiftin ne kadar orijinal olduğu daha düğün fotoğrafında kendini ortaya koymuş anladığım kadarıyla. Çok iyi. Ters yaptık, ters düşündük. Gelin ayakta. Osmanlı şeyi gibi. Yok, bu bir işin şakası. Sağ olsun her zaman destek olur, her zaman yardım eder. Değil mi hocam? Özellikle bu zamanlarda, zor zamanlarda. Ama bu fotoğraf başka bir şeyi de ifade ediyor. Her erkeğin arkasında güçlü bir kadın simgesi de var yani. Koruyucu melek diyelim. Melek, evet, melek. Ben melek diyecektim, siz benden önce davrandınız. Hakikaten güçlü ve melek gibi bir kadın olmak durumunda galiba. Ha. Neyse, bu sözleri Özer Bey'den aldığımıza göre yani mesele tatlı bir noktada ilerliyor diye düşünüyorum. Evet, Özer hocamızın yeni hobileri var. Bahsedeyim mi? Yeni hobileri. Merak ettim. Yardımcı olmasından dolayı söyleyeyim mi ya? Söyle. Artık söz ağızdan çıktı. Onu duymalıyım. Böyle geliyor. Ben bileklerim çok şey olduğu için hassas ve benim ağır tencere evlenmeden önceki şeylerim depreşti bu karantinada. Anlat, evet. Ağır tencereleri evde yıkayamıyorum. Bazen bulaşık makinesi da yeterli gelmiyor. Özer'e diyorum ki, Özer'cim bak bunlar senin ellerinden öperler. Tencereler senin vazifen artık. Tencereleri yıkamak, kuşu beslemek gibi görevleri var. Hayır, ben bulaşık yıkamayı seviyorum yani. Ben sevmiyorum. Şöyle, suyla oynamak stres attığı için kendisine iyi geliyor. Bir şey. O zaman şey, iş bölümü birazcık zevke ve ihtiyaca göre paslaşılmış gibi bir hal var ortada. Evet, ama... evet, evet. Ben şey yapmıyorum, şikayetçi değilim. Bu çok hoş hakikaten. Yeni tecrübeler. Şimdi sizinkisi öyle olmamış anladığım kadarıyla. Geçen de bir dostumla konuşurken şöyle esprilerin bu evde kalma sürecinde aile fertlerinin bir arada... yaşama meselesiyle ilgili şöyle espriler dönmeye başlamış. Bir müddet sonra birbirlerine bakıp bu da bizim hanım iyi bir kadınmış veya bu da bizim de yani iyi bir adammış ya. Yani ne zamandır görmüyordum ama. Evet. Aynen öyle. İnsanlar tabii hiç bu kadar uzun süre bir arada kalmadılar aileler. Hani şeyler de var tabii. Çok olumsuz haberler de duyuyoruz, alıyoruz. Ama o aslında bizim gibi. Fıkra evet. Gibi şeyler de duyuyoruz. Bir tanesini anlatsana. Kocası diyor ki, bizim hanım diyor, bahçede diyor, sürekli bir şeyler kazıyor diyor. Kazıyor diyor. Anlatsana, çok güzel bir şey. Merak ettik Aslan Hanım. Ben de unuttum şimdi. Öyle bir hayal şey söyle. Meğerse kadın bir mezar kazmış. Kocası için. O kadar hep beraberler ya karantina döneminde. Tövbe estağfurullah. Yani böyle işte... Bahçeye ne ekeceksin diye şey. Sormuş da. Ben bunu seni şaka bile yapmam hocam ya. İşte bunlara gülüyor. Ben sizin en sağlam ortak noktanıza doğru sizi tekrar davet edebilir miyim? Rica etsem. Enstrümanları alabilir miyiz? Bana öyle bir hoşluk yapar mısınız? En güzeli. Çalmak. Çalmak.
On kiledim edim ye sana sevme dokuzu yar, sevme dokuzu yar. On kiledim edim ye sana sevme dokuzu yar, sevme dokuzu yar. Sekizde safa yedide vefa olmayız inhar, olmayız inhar. Sekizde safa yedide vefa olmayız inhar, olmayız inhar. Altı ile beş dört ile üç başa çıkılmaz, başa çıkılmaz. Altı ile beş, dört ile yüz başa çıkılmaz, başa çıkılmaz. Üçün ikisin terk ede gör, takala bir yar, takala bir yar. Üçün ikisin terk ede gör, takala bir yar, takala bir yar. Ah, bu ne kadar hoştu. Bu ne kadar güzeldi. Hep insanı güldürüyor ama bir taraftan da koparıyor gerçekten. Bu Karagöz Hacivat perde oyununun içerisinde okunan eserlerden bir tanesi. Büyük 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 bir sürpriz yaptınız. Ben sizden bunu dinlemeyi zaten çok seviyorum. Çok hoşlanıyorum. Arada efendim, ben sürpriz yaptım. Size bir şey söyleyeyim. Buyurun. Zaten ilk perdesinden anladım bu eseri çalacağımızı. Artık o kadar öğrenmişim yani. Hazırladım kendimi, zaten başladık. Yani öyle oluyor insan. Sözünüzü kesmiş oldum. Galiba bu eserde geçen şeyi bu karantina döneminde bazı insanlar daha da anlamını anlamaya başladılar ama eseri bilmiyorlar tabii. Bu eserin içerisinde öyle bir anlam yüklü. On kere demedim sevme dokuz yer. On kere demedim mi sana? Sana da var. On kere demedim mi sana sevme dokuz yer. Sekizde safa, yedide vefa, olmaya zinhar. Altı ile beş, dört ile başa çıkılmaz. Dört ile hiç başa çıkılmaz. Bravo, teşekkür ederim. Üçün ikisin terk ede gör, ta kala bir yer. Bu çok anlamlı bir yayı. Evet. İlahi diyelim. Çünkü hiçbir eserimiz la dini değildir. Din dışı değildir. Hepsinin içerisinde az da olsa ilahi şeyler vardır eserlerimizde. Sözlü eserlerimizde dahi. Yani sözlerin evet, anlamlarına baktığınız zaman hangisinin içinde aşk yok ki? Hepsi aşkla ilgili. O yüzden. İlahi aşk yani, tabii ki. Yani aşk. Evet. Dünyevi de olsa o sizi zaten dünyevi de olsa öyle. Dünyevi de olsa evet, bir aşk. Evet. Neticede onun bir tezahürü veya kutsallık orada diye zaten. O duyguya düşmüş insanların yapmış oldukları eserler. Bizler de onları layık olmaya çalışıyoruz. Seslendirmeye gayret ediyoruz. Değil yani mi hocam? Evet. Ben müteşekkirim size gerçekten. Sözünüz, sesiniz, enstrümanınız, sohbetiniz o kadar hoş ve o kadar tadına doyulmaz ki. Süremizin sonuna geliyoruz. O bakımdan bir şeyle daha mı sizi dinlesek, dinleyenlerimden ben müsaade isteyip kenara çekilsem
Birazcık daha mı sizi dinlesek? Evet, bir şey mi yapsak? Şey çalalım mı? Abdülaziz Hicaz'ın Sirtos'unu. Olur hocam. Olur mu? Nasıl istersin. Ben son sözümü bırakma alışkanlığında olduğum için şimdiden teşekkürümü ifade edeyim. Gerçekten çok mutlu ettiniz. Sürprizlerinizle çok mutlu ettiniz. Evinizi açarak çok mutlu ettiniz. İnşallah yüz yüze görüşebileceğimiz güzel, sağlıklı günlerde tekrar bir araya geliriz. Hem sohbetinizle hem eserlerle, sazınızla, sözünüzle ruhumuzu dinlendirmeye, ışıldatmaya devam edersiniz. Müteşekkiriz. Söz sizde, buyurun. Biz de bizi izleyenlere, sizlere hayırlı Ramazanlar, Ramazan bayramımızı kutluyoruz. Herkese selamlarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı bayramlar. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Teşekkür ederiz. Thank you.